صل عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الذمال وأكثرا صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Tabii ezanlar e, gecikiyor. Bundan dolayı bir sohbet saatleri de böyle e, biraz seyyar oldu. 13'ün e, e, hafta içi sohbetler saat 8.30'a, akşam 8.30'a sabitlemek e, uygun düşecek. Yani pazartesi salı çarşamba sohbetlerini konuşuyoruz. Perşembe e, şeye bağlıyız. Cemaatle olduğumuz için Akşam namazının ezanı da yarım saat sonra. Her zaman yani perşembelerde akşam ezanı da çünkü iftar da ediyorlar. Biz cemaatle olduğumuz için iftarlarını da bekliyoruz. E, şimdi 3 aylarda girdi. Oruç var. Onun için yarın akşam inşallah Bursa'da yine akşam ezanıyla olacağız. İşte biraz iftar payı verilecek cemaate. Ondan sonra Rekayip Kandilinde yarın akşam inşallah idrak edeceğiz sohbet yani hemen hemen işte yarım saat, 35-40 dakika içinde başlar. Perşembeleri için konuşuyorum. Geri kalan pazartesi, salı, çarşambalar inşallah yani saat 8.30'da akşam 8.30'da bundan sonra şaşmasın çünkü insanlar da bir saat bilmezlerse o da onlar için iyi olmuyor. Takip ediyorlar bu sefer çok efendim zor oluyor onlar için. Bu mektupta e, sonuna doğru yaklaşıyoruz. İtikad ile ilgili ince elimler söylendi. E, fakat sonuna doğru İmam Rabbani Hazretleri, itikadi hükümlerden sonra fıkıhla ilgili bazı meselelere giriyor. Ben kaldığımız yerden, dersten devam edeceğim inşallah. E, i̇şte bu mektup bittikten sonra yeni bir itikatla ilgili yeni bir mektuba başlarız inşallah. Rabbim Tebâreke ve Teala dostların ilimlerinden istifade edenlerden eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lâbudde ba'de tasihil akâidi min ta'allum ahkâmı fıkhî. İnaçla ilgili meseleleri tahsih tahsih gözden geçirmek biliyorsun. Bir mektup yazıyorsun mesela. Veya bir yazı yazıyorsun. Ondan sonra onu e, işte postalamadan, göndermeden evvel bir daha bir okuyorsun. Buna ne deniyor? Tashan. sağlama yapmak demek. Arapça bir kelime, sahatten geliyor. Sağlama yapmak. Şimdi inanç meselelerinde biz Müslüman olduğumuza göre elhamdülillah hani Müslüman olduktan sonra, iman ettikten sonra demiyor. Çünkü zaten Müslümanız. Fakat tahsis etmemiz gerekiyor. Ne demek? Ehl-i sünnetten olduğumuzu söylüyoruz. İşte sünniyiz diyoruz. Ehl-i sünnetiz diyoruz. Ama memlekette görüyorsunuz işte İslamoğlu gibi, Bayındır gibi. Böyle adamlar türediler ki zaten kendilerine el sünnet falan da demiyorlar ama. hocak e, hoca kisvetinde oldukları için e, kimisi kaderi yok diyor, kimisi Allah bilmez diyor. E şimdi böyle durumlarda insanlarımızda e, insanlarımız da anadan atadan gelenek görenek kabilinden ezbere bir inançları var. ve delile dayanmadığı için, istidlali olmadığı için, ayet hadislerden kaynaklarını bilmedikleri için bir sakallı gördü, her sakallı gördüklerini hoca zannediyorlar. Kimi sakalsızlar da tabii çıkıyor. Ee, ama sakallıya da aldanmamak lazım, yanlış konuşabilir. Ee, onun için itikadı bir tasih lazım. Tasih demek, gözden geçirmek demek. Bir insan, efendim, eğer itikadi meselelerde, ehl-i sünnete göre bir inandığı şeyleri, inanmadığı şeyleri, reddettiği şeyleri gözden geçirmezse bu aldanabilir. El üstünetten de çıkabilir, dinden de çıkabilir. Aventür'ün altı esasından biri kadere iman. Adam cayır cayır su gibi inkar ettiriyor İslamoğlu. Onun için butte بُدْدَ بَعَدَ تَصْرِيلَ ve la اِنَتْ Bu mektup aylardır devam etti. Bayağı bir itikadi konulara temas etti. Ben de şimdi bu itikad risalesini bir daha ele aldım. Çünkü biz onu çok eski yazıldı, çok kısa oldu. Bir daha ele aldık onu da biraz daha delilli yani şöyle. Çünkü insanlar biraz delil arıyorlar, kaynak arıyorlar. Kafalarını karıştıranlar var. Onun için kaynaklı bir şekilde biraz daha yazılması icap ediyor. Bu itikat konularını evvela tavsiye etmek lazım. Bundan sonra da gerçi iman İslam ilmi baş tarafındaki yani yine de bir son çalışmadır. 120 sayfa kadar itikatla ilgili bayağı bir bilgi veriyor. Bundan sonra ne lazım? Min teallüm ve hakamül fıkıh. Fıkıh hakamını iyi öğrenmek lazım. Fıkıh hakamı dedi. Zaten ilm halin yine konusu. Ee, işte, abdestten, taharetten, gusülden, namazdan başlıyor. Ramazan-ı Şerif de farz oruçla ilgili konular. Oruç bahsine giriyor. İşte haç farz olmaz herkese. Hac farz olanın haçla ilgili hakamı öğrenmesi gerekiyor. Zekat herkese farz değil zekat farz olan zekat ahkamını öğrenmesi gerekiyor. İşte evlilik ahkamı, karı koca ahkamı, işte hukuku falan. Ya bunlar evli olmayan tabii acil şartı yok ama evlenmeden insan evlenecekse bunları bilmesi gerekiyor. <laughs> Böylece fıkıh ahkamı mutlaka öğrenilmelidir ve la menduhate. Genişlik yoktur yani müsamaha edilemez min تعلم علم الفرض والواجب ve والحرام vajib ve al-halal Yani fıkhın e, kısımlarını işliyor. Farzlar. İnsan farzları bilmeden nasıl yapacak? Takva diyoruz, takva olacağız. Haramlardan sakınacağız. Bütün Kur'an takvadan bahsediyor. Hüdellil muttakîn. Değil mi? Takva sahiplerine iddia ettir. İnne Allah yuhibbul Allah takva sahiplerini sever. Ellezin amenu ve kanu Benim dostlarım iman edip sonra takva olanlardır. Yani birçok ayette bu işleniyor. E bu nereden için? Yani ulema ne buyuruyor? Keyfe <laughs> tetteki. Yani men la tedrihi. Bilmediğin şeyden nasıl sakınacaksın? Haram olduğunu bilmiyorsun. Onun için evvela farz neymiş? Vacip ne? Bak yatsının farzı 4 tekatı. Farz. Vitir. Vacip. Şimdi bunların da tabi e, kazaları var ikisinin de. Vitir de terk eden kaza diyor da. Bir adam vitir farz değilse kafir olmuyor. Yatsını yatsının 4 tekatı farz değilse kafir oluyor. Yani bu arada bir tek kafir olur olmaz hususunda fark çıkıyor ama amelde vacip de farz gibi yani yapılması zorunlu terk edilse kazası gerekiyor. Şimdi neler farz? Namaz, oruç, hac, zekat işte. Bunların şartları ne? E tabi namazında kendi içinde dışında farzları var. Yani sen şimdi namaz kısa abdestsiz kılamazsın, gusülsüz kılamazsın. Efendim abdest istincasız, istibrasız abdestin olmaz. Hepsi birbirine farzlar, vacipler birbirine ekler getiriyor. Yani kuru bir e, namaz oruç hac zekat sayaraktan bu iş bitmiyor. Niye bu ciltler e, dolusu ilmihal yazılıyor? Bunlar fuzuli mi şeyler haşa? E çünkü farzlar birbirine bağlı, vacip birbirine bağlı. Ondan sonra helalı haramı öğrenmek lazım. Helallar belli, el helal ve vel haram beyin. Helallar aşikar, haramlar aşikar ama e sen bilmezsen aşikar değil okumazsan, sohbet dinlemezsen... neler serbest, neler yasak... takva olacağız. Neyse haramlardan sakınarak. E, haramlar ne? Dille yapılan dünya kadar haram var. Sade yalan, sade iftira değil ki. Kıybeti var, laf taşıması var, sövüp sayması var, hakareti var, eziyeti var, var... Var da var yani. Sırf dilden. Gözün bakacağı şeylerle ilgili, elin tut tutamayacağı şeylerle ilgili, ayağın yürüyüp şeylerle ilgili, ticaretle ilgili, kazançla ilgili, faizle ilgili, rüşvetle ilgili. Helal haram meseleleri çok. E bunları mutlaka bilmen lazım. Ondan sonra. Ve sünneti. Sünnet. sen i̇şte namazın sünnetleri, Abdestin sünnetleri, kuşun sünnetleri işte 4000 aşkın sünneti bulduk. Hemen hemen iskeleti de yapıldı şey oldu. Biraz işte tavsiye ihtiyacı var işte. İnşallah çıkartmak istiyoruz. Ben de nereye yetişeceğim? Şaşırdım yani. Ya, sünnetler var. Vel mendubi mendub. Müstehap da deniyor buna. Yani hoş karşılanan, sevilen, beğenilen amel. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, sürekli devam ettiği şeyler olmasa da yani insanlar zora girmesin diye bazı şeylere arada sırada terk ettiği şeyler de var. Bunlar içerisinde, Sünneti gayri de deniyor onlara mesela. İşte İkincinin ilk Sünneti Yatsı'nın ilk Sünneti gibi. Fakat, mesela işte, mendup bunlardan bir derece daha delilleri bakımından kuvveti az. Fakat Allah'ın sevdiği amel. E bunları öğrenmen lazım. Neyi seviyor, neyi sevmiyor. Çünkü sevdiklerini yaparsan sen de sever. Sevmediklerini yaparsan sen de sevmez. Sonra vel bir şüpheli şeyler. Hadis-i şerifte El halal beynu vel haram beynu ve beynevma müşebbatun. La ale muha minel nas. Bukhari'de. Helal ile haram arasında şüpheli şeyler olur. İnsanların çoğu bunlar bilmez. Onun için siz şüphelilerden de sakının. Acaba denilen işten uzak dur. Ne gereği var şüpheli can cennete girmez diye bir laf var. Kendini niye şüpheliye sokuyorsun? Yani bu şüphelilerin ekserisi ticari işlerde, faizli muamelelerde çok oluyor. Onun için sahabe-i buyuruyorlar, faiz ayeti en son inen ayetlerdendir. İnne ayete riba ahruba nezele el Kur'an. Kur'an'dan en son inen ayetlerdendir e, riba ayetleri. Bakara suresinin sonundaki. Onun için raybete. Yani faizden sakının. Acaba olan şüpheli faiz şüphesi girenden de sakının. Ticari işlerde mesela. Her işte şüpheli şeyler var canım. Yani mezhep ihtilafından bile sakınmak lazım. Yani Şafi'ye göre efendim kadına değmek abdesti bozuyor. Hanımına da değmek abdesti bozuyor. Hanımına da. <laughs> Ancak annene, kızına yani e, ebedi mahremin hani hiç nikah düşmez. o Ona, onlara değmek bozmuyor. E şimdi ben Hanefiyim. Ya tamam sen Hanefisin ama madem ki Şafii'de böyle bir şey var, ihtiyata, şu şüpheli şeyden sakın yani mümkünse, mümkün mertebe sakın yani. E, bu gibi şeylerde de şu beşler var. Ondan sonra e, yani İmam-ı Azam'la i̇mam arasında ihtilaf oluyor fıkıh meselelerde. Değil mi? Yani birine göre bakıyorsun işte 90 gram altında diyelim e, zekat e, nisabı var. E, bakıyorsun bir hesapta 81,5, 82 gram, 80 gram. E şimdi burada şüpheden sakınmak için ne, ne yapmak lazım? 80 gramı itibar almak lazım. Düşük rakamı. Hem fakirin faydasına hem de şüpheden kurtulursun. Şimdi 10 gram 10 gram e, toplandığı zaman e, bir de bakarsın e, bayağı bir zekatında ne zaman. Ha, ah, şimdi ben öbürüne göre amel ettim. Ya bir müçtehide yaptığın iş bir müçtehidin yani dört mezhep içinde kalmak şart değil. Tabii ki kendi mezhebini esas alman lazım Hanefi. Evet. Öbür mezhepleri taklit zarurette mi? Caizdir. Zaruret dışında olmaz. Vırt zırt. Ama e, kendi mezhebin içinde de ihtilaflar oluyor. Bir meselede İmam Ebu Yusuf, bir şey söyleyeyim, İmam bir şey söylüyor, İmam Azam bir şey buyuruyor. E, bu şüphelerden sakınmak da lazım. İşte demin dedim. E seferi mesafe yani işte 90 kilometre midir, 81 buçuk kilometre midir falan falan. E şimdi burada insan namaz dörtten ikiye iniyor. Namazda dörtten ikiye indiği için. Yani dörtten iki kılmak var burada. O bakımdan diyelim 90 kilometre itibar edersin. Hani ki mümkün mertebe anladın mı namazı dört kılmak meselesi. Evet. Şimdi ee, çünkü öbür türlü ya efendim 81 buçuk değil de 90'dıysa e sen de 85 kilometrelik ola geldin. 85 kilometrede de namaz ikiye indirdin falan. Buralarda e, ince meseleler var. E, şüpheli işlerden sakınmak icap eder. Sakınmak icap eder. Ya yani bir hanım kardeşimiz işte seferi mesafeye mahremsiz gidemez. Helal değil. E şimdi 90 sa 85 kilometreye 87 kilometreye gider. 81 buçuksa e 83 kilometreye gidemez. Misal misal. Burada şimdi şüpheye giriyor. Bu hanım bacımız ne itibar alsın burada? Düşüğünü bu itibar alsın. Sen şimdi bu nasıl olsa 90 değil ben mağremsiz giderim demesin. Öbür görüşlere göre bu hesap 80 1,5 buçuk 82 kilometre ise burada ihtiyat neyi gerektirir? İşte 81'den sonra 81 buçukta falan gitmemesini gerektirir. Yani burada başka ince ince işler bir şeyler anlattım. Bilmiyorum bildiniz mi? E şüpheli şeyler böyle yani yoksa. Bunları dikkate alalım. Mekruh Allah'ın sevmediği işler. Ne sigara haram mı? Ya sigara sıkana... haram demedik. Ama Allah sevmiyor. Mekruh olduğunda bütün uleman ittifakı var. Birisi de mubah dememiş yani. E haram da demek zor iş. Nasıl lazım ayetten hadisten muhkem nasıl lazım. O zaman mekruh diyorsun. E mekruhu niye hafife alıyorsun? Mekruhun karşılığı müstahap. Mendüp yani. E orada Allah'ın sevdiği iş var. Mekruhta Allah'ın sevmediği iş. E bu ilmi mutlaka bilmek lazım diyor. E şimdi ilmi halde, dünya kadar orada bizim iman İslam ilmi halinde 800 sayfalık kitaptır. 120 sayfadan sonra fıkıhla ilgilidir. E burada dünya kadar müstehap, mekruh tabirleri geçiyor. Abdestle ilgili, gusülle ilgili, taharetle ilgili, namazla ilgili. Dünya kadar müstehap, mendup ve mekruh tabiri çok geçer. E bunlar mutlaka bilmek lazım yani. Seni ilgilendiren konularda yani. Hani zekat vermiyorsan tamam zekat ahkamını öğrenmen gerekmiyor diyelim. Veren tarafta değilsin, hesabın yok, zengin değilsin. Bunlar kaçınılmaz, ilimsiz olmaz. Peki, itikadı tahsiye ettin, gözden geçirdin. el sünnete göre düzgün inandın. Ondan sonra fıkıh ahkamını öğreneceksin. Öğrendin, ilmali de öğrendin. Helal, haram, mekruh, mubah, müstehap, mendü falan hepsini öğrendin. Yeter mi? E yetmez. E niye öğrendin? Yapıyor musun? Mekruhlardan kaçıyor musun? Müstehapleri işliyor musun? Farzları yerine getiriyor musun? Vacipleri yerine getiriyor musun? Haramdan sakınıyor musun? E yok. E niye öğrendin? Vel amelu bi muktazazel ilmi Bu bilginin gerektirdiği bir hususta bu ilmin muktazası ile icap ettirdiği şeylerle amel etmekte eyza öğrenmek kadar zaruriyün. İlim ne kadar mecburi öğrenmeden hiç amel olmaz. Yani öğrenmeden hiç amel mümkün değil. Onun için ilim önde geliyor ve zarurettir ve mecburiyettir. Zaten ilmihal e, bu demektir. İlmihal talebül ilmi, ilmi feridatun ala kulli Müslüman ve müslüme. Benim iman islam ilmihalim ön sözüne bakın orada bir ilimler var. Bu hadise orada şerh etmişim. Yani orada ne diyor? İlim öğrenmek her Müslüman erkeğe kadına farz. E şimdi ilim öğrenmek bu doktorluk değil herhalde. Ben doktorluk ilmim yok o zaman farzımı terk ettim şimdi. Mühendislik değil ben mühendis değilim. Mimarlık değil, siyaset bilimcilik değil. Ben bunlarla işim yok. Hangi ilim farz bütün Müslümanlara? Neneye de, koca karıya da, efendim yeni etme küçük çocuğa da. Öyle yaşın 5-6 yaşına başlayacak ilmi halini öğrenme. 7 yaşında namaz namazı emredin buyurur. Yani 7 yaşında namaza başlamak için 6 yaşında en az abdesti kuşlu öğrenecek ya. E dolayısıyla her Müslümana yani genç, yaşlı, ihtiyar, sağlam, sakat, amir, memur, herkese farz ne olabilir? İşte ilmi, hal. İlmi, hal ne demek? Hal, vaziyet, durumunu bilmek. Durumunu bilmek ne demek? Senin durumun ne şimdi? Namaza başlayacaksın. Namaza başlamadan abdesti kuşlu namazla ilgili namaz farzsa, onu kılabilmen için gereken bütün şartları da öğrenmen de farz oluyor. Yani sana namaz farz olduysa, önündeki bütün mukaddimeleriyle beraber farz oluyor. E çünkü onsuz namaz olmuyorsa, bir şeyin sıhhati nereye bağlandıysa, o da onun şartı oluyor. Durum ve vaziyet ilmi. Anladın mı? Önce ehli sünnete göre iman etmek, ondan sonra ilk farz namaz diyelim. E oruç, Hac zekat işte şartlar var herkese değil. E diğer farzlar vacipler var. Haramlardan sakınmak da öte yandan farz. Çünkü bir haramı terk etmek de farz oluyor. Zina yapmamak farz. Yapmak haram olduğuna göre. E şimdi burada ilim yetmiyor. Mutlaka tatbikata geçirilmek gerekiyor. Onun için yenbeği eden yuadde sayılması mutalaatü kütübül fıkhı, Fıkıh kitaplarını gözden geçirmenin bir zaruriyati. Dinin zaruriyatından sayılması lazım. Zaruriyat ne demek? Olmazsa olmazı demek. Bizim geçen ne çıkmış biri? Ne ilmi ne bir şey diyor ya. İlmihal farz olur mu diyor? İlmihal diye bir şey uydurdular diyor. Kimdi yine bu? İlahiyatçı biridir herhalde. Ya. <laughs> yani e, de diyor böyle diyor şeyler yok ya diyor. Ya kardeşim nasıl yok? Sen namazı nasıl kılacaksın? Orucu nasıl tutacaksın? Bunun farzı var, vacibi var, sünneti var, müstehabı var, edebi var, mekruhu var. Müfsidi var, bozanı var. E bunlar neler öğreneceksin sen? Kur'an'da bunlar yazmaz ki. Al meali eline. E, ne, nerede bulacaksın mealde Namazın farzlarını ya. Şey Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim sana yakıymış sana. Namazı hakkıyla kıl buyuruyor. Hafız ala salavat namazlarınızı koruyun buyuruyor. Velidine ala salatim daimun namazlarına devam edenler buyur. Sana namaz terk etmenin bevalini anlatıyor ama Hatıyor Allah hatıyor Resul. Resulüme itaat edin. Ve ma ta'kum Resul Resulüm ne verdiyse onu alın buyuruyor. Haşr suresi. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sallu kemara aytumuni usalli. Bana bakın görün beni izleyin ben kıldığım gibi kılın dünya kadar hadis şerif var. Bütün hadis kitaplarında en başta mesela iman işte niyet neyse onun sonra e, amel babında taharet bahsi, bahsi gelir. Taharet, abdest, kusül, Osa kitab-ı tahara, kitab-ı salah, kitab mesacit, mescitlerin ahkamı değil mi? Zaten abdest, kusül falan et tabi. Sonra namaz geliyor, namaz babları geliyor. E bütün Efendimiz sallallahu aleyhi beyan etti bunları. E fıkıh nereden oluştu? İmam-ı Azam nereden fıkıh efendim tertip etti? İmam Muhammedler, İmam Şafilerin bu kadar kitapları nereden tasnif etti? Ayet ve hadislerden. esenat hadisten e, hüküm çıkaracak müştehit olmadığına göre fıkıh kitaplarının mutalası zaruriyattan sayılmalıdır. Yani ilmihal kitabı özellikle. Hani bir de fıkıh teferruatı da çoktur ferais ilmi, miras ilmi işte, e, hazine ilmi, define ilmi, gömülerin, o, ganimetler ilmi, cihat e, fıkı. Ya şimdi mesela herkese her şey ilgilendirmiyor. Ama ilmi hal ne demek? işte hal senin içinde bulunduğun durum demek. Çünkü sen neyle alakalısın? E sen işte harbe gidiyorsun. E, işte cihada gidiyorsun, İslam ordusunun askerisin. E cihat hakamını bilmen lazım. Sen işte harbe gittiğin zaman ben savaştayım diyerek Önüne geleni öldüremezsin. Çoluğu çocuğu öldüremezsin. Din adamlarını öldüremezsin. Gidip orayı buraya bombalayamazsın. Mesela harpte bile harpte. Harp hukuku var. Ama sen şimdi e, sana tealluk etmiyorsa bu sana ilmi hal olmaz. Ama harbe gidecek bir ordu cihada gidecekse bunun cihatla ilgili ilmi hali bilmesi lazım. Çünkü onun ilmi hali oluyor. Durumununla ilgili bilgi oluyor. O şimdi giderse orada e, ne yaptı gitti? Kelime-i şehadet getiren öldürdü. Yani karşı tarafın adamı diye harit dedi. Sahabe Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ona sen helal Allah diyen adamı mı öldürdün? O dedi ya Resulullah bu korkudan iman etti gözüktü takıya yaptı. O son dakikaya kadar iman etmemiş. Ben onu öldüreceğim diye iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. "Her şey kalpte kalbi o sen kalbini mi yardında baktın? Adam kalbinden mi iman etmiş, dilinden mi?" Efendim yalan demiş. E ben kalbini yarmadım. E sen kalbini yarmadın adam dilinden şehadet duydun. Nasıl öldürürsün? E katel sen ev işte tekul la ilahe illallah. Sen la ilahe illallah dediğini e, diyen adamı öldürdün he? Duruyor duruyor duruyor. O sahabe yerin dibine girsem işte. Keşke dedi Müslüman olmayaydım bugüne kadar. Yeni Müslüman olaydım da bu perişanlığı çekmeyeyim. İki de bu sallallahu aleyhi ve duruyor duruyor. Sen la ilahe illallah diyeni öldürdün he? E şimdi demek istiyorum işte bu cihata gitmeden cihata giden adamın ben burada kimi öldü? Yani harptesin tamam müdafaayı nefis veyahut da sen öldürmesen karşı taraf seni öldürecek. Ama adam kelime-i şehadet getirdi. Bunu sen öldürebilir misin? Veyahut bunun bir malını alabilir misin? Veya bunun yanında bir çocuk vardı veya bir kadın vardı. Sen buna dokunabilir misin? E dokunamazsın. Sen şimdi ışite müşite cehennem köpekleri harici kitapsızlara ne bakıyorsun? Onlar cihatta mıdırlar yani? Onlar fesattalar, ifsattalar. Ehl-i sünneti perişan ettiler dünyada. Onun için ilmi hal demek durum ve vaziyetinle alakalı bilgilerdir. E seni cihat alakadar etmiyorsa yani sen şimdi orduda asker değilsin. Harbe de gitmiyorsun. E senin o konuyu öğrenmen sana farz olmuyor. Veya bir kadın olarak zaten askere gitmeyeceksin. gitmedi. O sana farz olmuyor ama e, namaz herkese alakadar ediyor. O sana farz oluyor. Fakirim zaten zekatla ilgim yok. Tamam zekat kitabını, zekat bölümünü okumayabilirsin. Evlenmiyorsun, evlenmeyecekken evlilik ahkamı sana farz olmuyor. Ama sen şimdi evleneceksin. Evleneceksen nişan nikah ahkamı, karı koca hukuku, e bunları okuman, öğrenmen farz oluyor. Neden? E hakkına girersin. Ondan sonra kalkarsın. Efendim e, billah ters ilişkiye girersin haram olur. Bilmezsin haram olduğunu. Adet halinde kadınla ilişkiye girersin haram olur. Yani anlıyor musun? Ama ben zaten evli değilim, bir şey değilim. Şu anda evlilik önümde gözükmüyor. Tamam sen o zaman namaz abdesti güzel öyle. Yani ilmi hal fıkıh kitaplarını gözden geçirmeyi zaruriyattan saymak lazım buyuruyor. Tabi bunun da başında itikatla ilgili kitaplardan sonra ilmi haller geliyor. Biz de ikinci cildini işte daha hazırlayacağız. Yani hazırlanmış iskeleti de hep böyle tahsihlere kaldı iş. Mutlaka Önce imanla, itikatla ilgili meseleleri bilmen lazım geliyor. Ondan sonra efendim fıkıhla ilgili farz, vacip, şey helal, haram bunu bilmen gerekiyor. Sonra bilmen yetmiyor. Bu bilgine göre amel etmen gerekiyor. Fıkıh kitaplarını da mutlaka gözden geçirmeyi ya namaz abdest gibi mecburi ya. Sen beş vakit kılman nasıl farz? E, fıkıh da gözden geçirmen o kadar farz. Onsuz namaz kılıyorsun? Ve en yura'a Riyat olunması gerekiyor. E, e, en yura'iyede olabilir. yenbeg en ya'udde. Kişinin sayması gerekir. Mutalaate kütübül ül fıkhı ve en yura'iye. Riyat etmeyi. Es-sa'iyel beliğe. Son derece gayrette riyat etmeli. Bu fi ityanil yani. yenbeg en yura'iye. es beliğe. Fi ityanil amal salih. Salih amellerin icrasında. Salih ameller, namaz, oruç, hac işte yapılmasında çok gayretli olmak lazımdır. Onun için burada başlıyor ve nuridhuna şemmeten. Burada bir parça bir rayha yani bir koku kadar da olsa getirelim. Min fadali salat ve arkaniha namazın faziletlerinden olsun. Ondan sonra namazın rükünleri işte şartları içindeki dışındaki şartlarla ilgili işte kıyam, kıraat, rükû, ile ilgili bir şeyler anlatalım. Fenne imadud din çünkü dinin direği namazdır. Fe men akama fakat ikamet din ve men fakat hedemet din. Dini direksiz çadır ayakta durmaz. Namazı düzgün kılan, abdestiyle, gusülüyle, taharetiyle, tadil erkanıyla riayet eden, namazını ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur. Namazı terk eden dinini yıkmış olur. Fe men istima'uha benim bu anlatacaklarımı iyi dinlemek icap eder buyuruyor. Bence yani biraz buradan gireceğim. Bir dahaki derste devam edeceğim inşallah. Çünkü biraz geç başladık. Bundan sonra sekiz göre artık şey geçirmeyelim çünkü geç oldukça diğer programlar bizim peşimize var. Hepsi birbirine girmesin. La bud devla minisbaqil budu. İlk olarak söyleyeceğimiz abdesti tamamlamak. Isbaq tamamlamak demek Arapçada. Abdest almak demiyor bak. Tamamlamak. Ve min gasli kulli udvin. Her uzvu yıkamak lazım. Selasen <laughs> selasen. Üçer kere. ala ve cid temâmi kemal. Tas tamam ve mükemmel vaziyette. Şimdi bir kere yıkamak farzı yerine getiriyor. İkinci yıkamak sünneti yerine getiriyor. Üçüncü kere yıkamak ikmali sünnet oluyor. Tamamlamak oluyor. Onun için ee, bir abdesti tam aldı, aldım, tam alacağım demek için e, üçer kere yap, yıkamak icap ediyor. Farz değil, vacip değil ha. İkincisi, üçüncüsü sünnet. İtmam-ı sünnet. Fakat şimdi insanlar o konuda hızlı yıkıyorlar ki bazı kere üç kere yıkadığında bile kuru yer bırakıyor. Halbuki bu farzın farzın olması için birincide kuru yer kalmaması gerekiyor. İğne ucu yer kuru, e, az bir yer kuru kalsa abdest kusul olmuyor. Yani kusulde bütün bedenden iğne ucu kadar yer. Abdestte de, de abdeste yıkanması farz olan yerlerden. E, ee, iğne ucu kadar bak. Oraya sakız yapışmış olsa bir şey yapışmış olsa onu kazımak lazım. Altına suyu geçirmek lazım. Bu usta benim abdest risalemde tafsilat var. İman İslam İlmali'de de var. Müstakil abdest risalesi var yazdım ya. Onda kusül de onda bir bölüm. Onların tabi onda daha tafsilat var. E işte. Abdest, her vakit abdest alman farz. Abdestin yoksa nasıl abdestsiz kılacaksın? E farz ilmihal işte senin vaziyetinin durumunun bilgisi. Madem namaz farz o da oldu farz. Tamam yıkamak lazım. Yani birincide de kuru yer bırakmamak lazım ki öbür e, ikincide üçüncü de sünnet yerine gelsin. E sen üç kere yıkayınca üç kere de anca kuru yer kalmıyorsa bunun üçü anca bir farzı yaptı anladın mı? Üçünün tamamı bir farzı zor yaptı. Çünkü neden? Kuru yer üçüncü de ancak kapandı, ıslandı. Bu ne saçmalık olur. Onun için yalap şalap abdestler alıyorlar. Çok hızlı abdestler. Dirseği yıkamıyorlar hiç. Çoğu insanda görüyorum böyle getiriyor böyle dirseğe kadar. Dirseğin bu tarafına döndürmüyor. Şöyle bu tarafı böyle bu taraftan almıyor. Bu sefer ne oluyor? Böyle rastgele ne oluyor? Burada kuru yer kalma ihtimali çok oluyor. Halbuki dirsekler e, farza dahildir. He, ileri gidersen sorun yok. Ta buraya kadar yıkasan sorun yok. Nurunu artırmış olursun. Kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestin alınan yerlerin yıkanmasının nurundan tanıyacak bizim ümmeti. Öbür ümmetler içerisinde. Onun için femen eraden <laughs> yutile gurrate yefal. Sahih Müslüm hadisinde. Ne buyuruyor? Abdestini alırken yani yıkanması farz olan sınırı geçip daha ilerisini yıkayarak mahşer gününde parlaklığını daha uzun bölgelere efendim götürmek isteyen bunu yapsın buyuruyor yani bunu yapabilirsiniz fazlasına sorun yok aşağısına sorun var çünkü o zaman farz tamamlanmıyor Kemal Veci üzere tamamlayarak tamamlayarak yani e, hiçbir yer kuru bırakılmaması onun bu sünnetleri var müslüpleri var değil mi sen şimdi suyu böyle yukarıdan aşağı vursan. Dirsekten vursan suyu. Böyle hani bazı kere musluğun altına getiriyor. Şuradan şöyle yapıyor. Yani bu bütün e, dirsekten aşağısı yıkansa bu abdest oluyor. Ama sünnette bu haliftir. Çünkü neden sünnet böyle alıyor? Böyle yapıyor. Şöyle böyle yapıyor. Sen götürürsen sular, suyun altına böyle yaparsan sünnette bu Yani abdesti tamamlamak. Dünya kadar mesele var abdeste. Çok tavsilat var peş peşe yapmak rahat mı? Şey. Sen şimdi önce ayağından başlasan sonra yüzünü yıkasan abdest oluyor. Ama sünnet-i mukaliftir. Onunca tamam ve kemal ve üzere sünneti yerine getirmek icap ediyor. <laughs> Ondan sonra sen ayakların dediğimde bir havuz var şu anda elini ayağın yıkadın ayaklarına sıra geldi. Ayağını yukarı kaldırmıyorsun veyahut elinden elinden mesetmiyorsun ayağını yıkamamak için. Soktun havuza çıkarttın. Abdest oluyor. Çünkü ayağının tapuğa kadar bütün her yerin ıslandı. Ama sünnet olmuyor. Anladın mı? Ayağını eline ne yapıyorsun? Yıkıyorsun. Yıkadıktan sonra da sıvazlıyorsun. Suyunu akıtıyorsun. Bu, yani bunlar hep tamamlama meselesine geliyor. Liyekûne taki olsun müetten. Abdest eda edilmiş olsun. Alavetci sünneti. Sünnet veci üzere eda edilmiş olsun. Yani sünnet yerini bulsun diyor. Öbür türlü sünnet yerini bulmayarak abdest almanın çok çeşidi var. Fakat hadis-i şeriflerde mesela hep müjdeler veriyor. Abdestini bitirdi mi anasından doğmuş gibi bütün elini yıkadığı zaman eliyle yaptığı günahlar, ağzını yıkadığı zaman ağzıyla yaptığı günahlar, yüzünü yıkadığı zaman yüzüyle gözüyle yaptığı günahlar hep dökülür dökülür. Ama o hadislerin başında e. Ben vudu'e men tevazza el <laughs> e. Hadis-i şeriflerde hep ahsene, güzel yaparsa, esbega tamam yaparsa, e şart koyuyor. Abdestin dünya kadar fazileti, müjdesi, cennetin kapıları açılıyor vesaire vesaire. Peşine duaları var, şu duayı okursa falan. Kelime-i şehadet getirirse anasından doğmuş gibi af oluyor. E tamam ama hep başında ne var? Abdesti tamamlarsa, güzel alırsa, yani sünnet ve cüzel. Burada ben bunun detayına giremem. Sizi abdest risalesine havale ediyorum. Lale Gül yayınlarında var. Yani iman İslam ilmi halinde de tabi o 7-8 sayfalık bir kitaptır. Abdestte sırf abdest konuşuluyor. Hani daha çabuk bitirmeniz açısından. Ondan sonra ve enbeğil bu kaplama yapmak lazım fi meshirras. Başı mes ederken kaplama yapmak lazım. Başın dörtte birine mes etmek farzı yerine getiriyor. Yani böyle alıyorsunuz ya şöyle yapıyorsunuz. Şöyle de yapsan dörtte biri olur. Ama kaplama yapma yani sünnetini Yerine getirmek lazım, diyor. Kaplama ver. Ne yapıyorsun? İşte iki elini yıkıyorsun. Ondan sonra parmaklarını şöyle getiriyorsun bak. Şu üçünü böyle yan yana getiriyorsun. Bunları kaldırıyorsun şöyle yukarı. Bu üçünü buradan başlatıyorsun. Ta arkaya kadar böyle kafanı getiriyorsun. Sonra iki elinin içiyle böyle öne dönüyorsun bütün çoğunluk. Şey. Bunları bıraktın. Sonra en küçükten bir kulak deliğini açıyorsun. Esnetmek için değil, bu açmak için. Çünkü bu kullanıldı üçte. Önce de, yani bu küçük diye deliğini açmak için. Sonra bununla beraber kulağını yapıyorsun. Sonra buranın içleri su kullanılmadı. Bir suyla yapıyorsun bunu. Tek suyla kaplama yapıyorsun. Sonra bunu yapıyorsun. Bunun içleriyle efendim bunun içleri ikisinin içleriyle kulağın içlerini yapıyorsun. Baş parmakların içleriyle kulağın arkasını yapıyorsun. Sonra dışlar kullanılmadı. Dışlarla beraber boynu yapıyorsun. Boynu boğazın altına kadar indirmiyorsun. İndirirsen bir dat olur. Boyun şurada kalıyor şöyle. Meshur rakabet emanü minel gul. Boynunu mesetmek cehennemde bu kağılardan garanti veriyor sana. Bu kağı takılmayacak. Cehenneme girsen bile yani. İnşallah hiç girmezsin de. Sen de ben de ama yani boynu mesetmenin faziletini söylüyor. Çok hadis-i şerif var. Ve ihtiyatu sağlam iş yapmakla fi meshali üzüneyni kulakları mesetmekte. Şimdi adam bir kulağına mulağını parmağını sokmuyor ya. Yalap, şalap, şap, şup suratına bastırıyor suyu böyle. Ya sen şey misin? Ne ona da? Abdest mi alıyorsun? Yoksa gözünden kepe efendim kepekleri mi siliyorsun? Uykudan uyandım diye yani gözünü mü yıkıyorsun? Abdest mi alıyorsun? Abdest alıyorsan adabı var vel ver rakabeti boynu meshetmekte ihtiyatlı olmak lazım. Yani terk etmemek lazım. Farz değil diye anladın mı? El üzülen ras. gerçi kulaklar baştan sayılıyor. Ee, boyun farz değil, vacip değil. Fakat sünnettir, müstehaptir, güzel görülmüştür, hoş karşılanmıştır. Buna riayet etmek lazım diyor. Boyun mesinde terk etmemek lazım. Ve verade tahlil ve Ayak parmaklarını hilallamak lazım. Hilallamak şu yani elde de yapacaksın bunu. Hallil ve sabi'akum cehennem. Cehennem ateşi parmaklarınızın arasına girmeden siz abdestle beraber abdest suyuyla onu hilallayın ki cehennemden kurtarırsınız. Ayak parmaklarını da lazım. Ben hangi şeyle? Böyle şöyle değil. Böyle üstten değil. Ondan sonra böyle el parmaklarına sağ elin parmaklarıyla her parmakla değil. Bir hınsırı yedil yusra minel esfeli. Bir hınsırı yedil yusra. Sol elin hınsırıyla. Hınsır en küçük parmak. Ayağını sağ ayağını. Mesela bütün millet yüzünü kollarını üç kere yıkıyor. Ayağını bir kere yıkıyor. Ekseri bu Müslümanların ayağını üç kere yıkayan görmedim. Ayağını aynen bir kere nasıl elini bir kere yıkıyorsun? Sonra bir daha sonra bir daha. Ayağına da üç su alacaksın. Sen ne yapıyorsun? Musluğu şar açıyorsun. Üç mü beş mi belli değil. Şöyle 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 yapıyorsun. Bitti. E bu ne oldu? Bir mi oldu? Üç mü oldu? Halbuki sen nasıl buradan su aldın, kullandın tümünü? Bu bir oldu. Ayakta öyle olması gerekiyor. Kim yapıyor bunu ayağında? Hiç görmüyorum. Suyu da israflı yapmayacaksın. Ondan sonra suyu dökeceksin. E, parmağını alacaksın. Üç kere bu. Üç keresinde de hilallama var. Ondan sonra sol elin küçük parmağını kullanacaksın. Böyle bu parmakları kullanmayacaksın ayakta. Ondan sonra sağ eli hiç kullanmayacaksın. Sağ ayağında da sol ayağında da sol eli kullanıyorsun. Sol elin küçük parmağını bunu kullanıyorsun. Bir de hilallamak böyle üstten girmeyeceksin. Minel alttan. Müstahap bu. Yani şimdi diyelim bunu ayak kabul ettik şimdi. Bak bu ana ayak kabul ettik. Bunu ne yapıyorsun? Böyle. Aralarına suyu sokuyorsun. Ondan sonra zaten buralara geliyorsun. Topuğa kadar böyle geliyorsun. Topuğu da geçiyorsun. O sonra böyle sıvazlıyorsun. Bu bir oldu. Siz ne yapıyorsunuz? Musluğun altına şar çevir. Topuk bile kuru kalıyor. Ve illü ile akab minenler. <laughs> Baktı sallallahu aleyhi ve Topuklarına adamın su değmedi de, ateşten topukların vay haline, cehennemde yanacak bu topuklar. Abdest aldı halde, namaz kıldı halde yanıyor. Kılmayan zaten çifte kavrulmuş, hepten yanmış o. Abdest alan yanıyor. Neden? Ökçesi kuru kaldı. Bu işte Ömre'de kaldığımız otelde Mekke-i Mükerreme'de ezan başladı. E, ben de işte yemekteydim. Yemekten sonra işte abdest almak icap etti. Hemen abdest alıyorum da yetişeceğim yani namaza. Baktım adam da yanımda bir Arap. Yani yavaş abdest alıyordu falan. Ayağında mes yok. Çorap var. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> dedim ne kadar yavaş hareket ediyor. Ezan da bitti. Ondan sonra bakalım dedim ne yapacak şimdi. Ee, yani ben hiç ayağını yıkayacak ama pat küt yıkayacak diye düşündük Ana çorabın üstüne bir mes çekti. Ana bu dedim ondan rahat alıyor bu böyle. Mekke'de yetişir, Tekke'de yetişir diye. Adam ayağını yıkamadı. Mes'i de yok. İncecik çorap. İncecik çorabın üzerine me mes çek. Vay bu topukların haline cehennemde yanacak. Buyuruyorlar dışarıda. Islanmadı ki hiç su yok. Çoraba mese veririm ya. Şia mı yapıyor onu ne yapıyor öyle bir şeyler yapıyorlar. Onlar çıplak ayağı. Çıplak ayağı. Hiç çıplak ayağı mese olur mu? Ehl-i sünnette asla caiz değil. Ondan sonra ne, ne, yapacağız olur ne namaz olur boşuna yani e i̇nce çoraba da olmaz. E şimdi çorap mesler çıkmışlar falan. Çorap çorap mes dediğin şey bilmem kaç kilometre gidip altı aşınmayacak. Yani kaç kilometre yayan gidiyorsun terliksiz ayakkabısız. Onunla yürüyünce e, aşınmayacak altı. Bunun sıfatı var, şekli var. Böyle önüne gelen incecik <laughs> çoraplarla mes olur mu ya? <laughs> Onun için bu İslamiyet çocuk oyuncağı değil. Allah'ımıza ibadet ve kulluk ciddiyet ister e, ee, bir İbni Şeddat radıyallahu anh'tan hadis-i şerif almıştı kenarda ham şimdi. İbn Maceri vaat ediyor. Bu zat sahabeden diyor. Raytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevadda bi Resulullah sallallahu aleyhi ve abdest alırken gördüm, seyrettim. Ayaklarının parmakların arasını en küçük parmağıyla hilallat. Yani şu parmağı sokuyor. Onu gördüm diyor İbn-i Fakat İmam-ı Azim Efendimiz'e bir rivayet ulaşmamış. Yani Tamam bu parmak onu görmez mi? Görür de. E, alttan mı doğru hilallama yapacak? Üstten doğru mu hilallama yapacak? Bunu görmediği için üstten doğru yapmış. Sonra bunu bir vatini görünce 20 senelik övşe öbür türlü yakıldığı abdestlerle kıldığı namazlar 20 senelik namazı kaza etti. Hoş namaz olmadı değil. Kaza da denmez buna. Yad etmiş. Niye yad etmiş? Bir müstehabın farz vacip sünnet durumunu demiyoruz bak. Bir müstehabı terk ederek aldığı abdestle kıldığı namaz olduğu için. Bir müstehab, müstehab deyip geçme. Fransızları bütün ömrünü müstehablara feda etmiştir yani. Allah'ın sevdiği bir şey müstehab ne demek? Bir dahaki ders onu biraz anlatırım. Hal böyle olunca, çünkü o kendisi de biraz müstehabın üzerine duracak önümüzde. Gel yani, koca i̇mam Azam 20 şey. Niye İmam-ı Azam, Azam oldu? E biz ne yapmayız? Biz adama desen ki senin topun kuru kaldı, senin abdestin olmadı böyle namaz kıldın. Ben kıldım oldu der. Bir de der ki millet hiç kılmıyor abdest almıyor. Ben yine o kadar kıldım ya Allah da kabul etsin. Tövbe ya Rabbi sanki mecbur. Ama durum bu. Ce cehalet alavetinde rezalet. Onun için biz müstehabı bile feda etmemek üzere bu işi kuralım. Yoksa efendim o hiç almıyor. Öbürü hiç kılmıyor. Öbürü bir kere yıkıyor. Ben yine iki kere yıkadım. Yok iş. Cık. Sen en iyisini yapmakla görevlisin. Barık adam. Feyen begî ve Buna da e, riayet etmek lazımdır. Yani müstehap deyip geçmemek lazımdır. Buradan e, devam edeceğim. Yani ve lehem begîl müsâhâletü diyor. Yani bir müstehabı yerine getirmekte gevşeklik yapmak uygun değil. Nasıl olsa bu farz değil, vacip değil. Müstahap. Müstahaptan ne çıkar? Haşa. Allah'ın sevdiğinden ne çıkar oğlum? Çok tehlikesi var. Bundan dolayı bu rivayet yani e, özellikle ayak parmaklarının e, e, sol elin en küçük parmağıyla ve aşağıdan yukarı doğru hilallanması meselesine müstahaba girdi. Oradan da e, izah ediyor. E, yani onu da önemsiyor. Bu durumda fe innehu mahbubul hakkı müstahap demek Allah'ın sevdiği bir şey demek. Ve merziyyü teala <Robertsgettable> Allah'ın razı olduğu bir şey demek. Fe in ulime fi cemi'i dünya vahidun ve mahbubun indel sultan. Bütün dünyada arasan arasan bir fiil bir iş bulsan o da Allah'ın dinde merzi makbul sevilmiş bir iş olsa mesela işte ayağının parmaklarını hilallemek abdeste. Bu bir şey verir. Bunu hangi elle yapmak müstahap? Sol elle. Sol elin hangi parmağıyla yapmak müstahap? En küçük parmağı. Aşağıdan yukarı mı, yukarıdan aşağı mı? Aşağıdan yukarı. Bak olduğu için de üç tane müstahap çıktı. Üç tane müstahap. Sen bunu sağ elinden de yapsan olur. Hiç hılallamasan da su girerse aralarına yine abdest olur. Kuru kalmazsa. Ama bak şimdi burada üç tane, dört tane müstahap çıkıyor. Sen diyor bütün dünyada bir iş bulsan Allah'ın sevdiğini bildiğin tek bir iş bulsan ve teyessere'l-amelu bi muktaza, gereğiyle de amel Allah sana nasip etse imkanın olsa, hem beren onu ganimet bilmen lazım. Efendim. Kavuk mu? Bu ne hükmü neye benzer? Kavuk hükmü cevahir nefisetin? Kıymetli alt üstü efendim zümrüt, yakut, safir, elmasa benzer. işte ra şahsun Bir adam onları satın aldı bir kataati hazefin Saksı parçalarıyla. Sen şimdi saksı parçalarını versen sana da gitsene kapalı çarşıda tabi öyle de bir enayi yok da Zümrüt Yakup Safir verse sana hakiki. Sen ona karşına saksı parçaları versen ne kadar kardasın. Evruhin yahut neye benzer? Ruha benzer. Ne alaha adam o ruha ulaşmış bir bezli cemadin, donuk bir şey vererek la ta'ilefi altında hiç fayda olmayan yani sen şey can, can ne demek? Sen ne verdin gittin adama? Adama gittin, ağaç verdin, odun verdin. Adam sana ne verdi? Can verdi. Yani can verdi, kan verdi. Diyelim sen ölmek üzeresin. Yani şimdi adam işte bir böbreğini veriyor, sen yaşıyorsun veyahut da bir kalbi naklediyor veyahut da neyse. Yani sen donuk, cansız, faydasız bir şey versen, karşılığında bir can alsan. Bu ne kıyas edilebilecek bir şey mi? Bu kıyas edilemeyecek kadar kardasın. Veyahut da işte saksı parçalarını versen mücevher parçalarını alsan elmasları. İşte sen diyor ne yaptın? Sol elini küçük parmağıyla ayağını alttan yukarı hilallama yaptın. Yaptığın iş ne diyor yani yaptığın iş? Çok basit bir şey yani basit demek istiyor. Ama bu iş ne? Bu iş müstahap. Ne demek müstahap? Allah'ın de mahbub ve sevgili. O zaman sen e, sakın bu müstehaptır bundan ne çıkar nasıl olsa farz değil vacip değil diyerek bu işte gevşeklik etmeyesin. Çünkü Allah'ın sevdiği bir şey. Kainatı yaratan seviyor bunu yani? Sana farz etmemiş vacip etmemiş ama sevdiğini bildirmiş. Sen onu seviyorsan canından çok sevdiklerini de seversin. Onun için bütün dünyada bir müstehap bulsan diyor bir müstehap bulsan onu diyor e, ganimet bil. Eğer o müstahabı yapabilecek Allah sana imkan verdiyse. Ne olur ki mazursun, özürlüsün, elin tutmaz, felçlisin ben ayrı bir şey. Ama yapabiliyorsan bir müstahabı ganimet bil. Neden? hep değersiz tahtayı verdin, mücevher aldın. Yani yaptığın iş ucuz iş, ufak iş, basit iş, kolay iş. Karşılığında aldın Allah'ın rızası. Rıdvanı minallahu ekber. En ufak rızası cennetten de büyüktür. Onun için müstahabı böyle anlamak lazım. E, bu bu bapta e, yani Ali Efendi babamızdan Efendi Hazretleri naklederdi. Evladım size müstehap bu bir misalle anlatayım. Müstehap yani farz değil vacip değil. İşte bir misal olarak işte ayak parmağını ayakları yıkarken abdeste gusülde sol elinin küçük parmağıyla alttan yukarı hilallamak. Müstehap bu şimdi. Mecbur değilsin buna farz değil vacip değil müstehap. Ama <laughs> Mevla bunu seviyor. Çünkü Resulullah sallallahu öyle yapmış. şimdi müstehabı Bir adamın sana borcu var. Bu adam sana getirdi işte 100 lira borç almış. 100 lira borcunu ödedi. 2 ay sonra ki Vadesi doldu getirdi öde. Buna sevinir misin? Sevinirsin. Bir adam da sana hiç borcu yok. Durup dururken geldi 100 lira hediye verdi. Bunu da sevinir misin? sevinirsin. Hangisine daha çok sevinirsin? E borç verdiğim zaten para benden çıktı, para bana geri dön. Öbürü hiç benden çıkmayan bir şey, hiç hesapsız umulmayan bir nimeti gayrı müterakkabe beklenmeye bir nimet zuhur etti. E, tabii ki onu daha memnun olursun. Gerçi borcunu alırsa da bu zamanda memnun olursun çünkü alan vermiyor yani bu da ayrı bir dava. İki ay sonra vade koyuyor, beş ay sonra ver, parayı pul edin. Ona da sevinirsin, param batmadı. Ama en çok neye sevinirsin? Hiç beklemediğin yerden adam gelmiş sana para veriyor hediye. Nerede öyle adam var? E şimdi tabii ki sevinirsin. İşte, evladım buyururdu. Farz, vacip zaten senin borcun, mecburiyetin. Mevla'ya bu borcunu ödeyeceksin. Ama müstehap ne? Ya Rabbi, işrak namazı, kuşluk namazı, işte evvabin namazı vesaire. Bizim açımızdan onlar farz, vacip değil. Ama sen nafileleri kıldığın zaman veya sünneti gayr-ı mevkede, ikindinin ilk, ilk sünneti, kıldığın zaman Mevla buna seviniyor. Peki yatsının farzını kılsan, yatsının farzını kılsan zaten borcun. Peki sonundaki sünnet müekkede çok kuvvetli. Öncesindeki gayrı müekkede hepten müstahaba düşüyor. E müekkede müstahap ama Allah seviyor bunu. E şimdi Mevla senin Yatsı kılmana çok önem verir. Kılmazsan zaten 80 sene cehennem azabı. Orada zaten farz olduğu için. Ama öncesinde kıldığın sünnet daha da makbule geçiyor. Çünkü eden Farz değil, vacip değil. Kulum gönlünden koparak. Femen tatavva'a hayra. Fe Allah Şakirun âlim. Bir iyiliği gönlünden koparak. Ya Rabbi farz vacip etmeden ama. Mesela şimdi Recep'in bugün birinci gününü tuttunuz. Yarın ilk perşembesi. Farz değil, vacip değil. Tutarsanız. Müstahaptır. Allah'ın sevdiği bir ameldir. E şimdi Mevla Ramazan orucuna mı daha çok sevinir buna? E Ramazan orucu mecbursun zaten tutacaksın. E şimdi sen yarın Recep'in ilk perşembesi oruç tutana müjde var. Cennete Allah'ın onu girdirmesi hak olur vesaire. İki sene günah kefaret olur. İkinci gün olması hasebiyle yani tabi. Perşembe denk gelmesi hasebiyle diğer hadis-i şerife müjdesine dahil oluyor. E sen şimdi yarın perşembeyi tuttun. E Ramazan orucu gibi farz değil. Kaza orucu değil, vacip değil, adak değil. Ama müstehap. Allah'ın sevdiği bir şey oruç tutmak. Mübarek Allah'ın ayında. E, kim bana gönlünden koparak bir iyi amel yaparsa fe şakirun Allah ona teşekkür ediyor. Yani teşekkür ederim sana kulum diyor. Seni mecbur etmedim gönlünden koparak yaptım. Ne mutlu sana buyuruyor. Onun için anladın mı bu noktada farz vacip borcunu geri almak gibidir. Ama müstehab hiç adamın sana borcu yokken hediye yapması gibidir. Allah Teala da işte en nafile tu rabbi hadis şerifte. Nafile ibadetler mümin kulun Rabbine hediyeleridir. Felyuhsin ahadukum hediye li rabbi ve yutayyibha. Sizin biriniz Rabbine karşı yaptığı hediyeleri güzel yapsın. E sen şimdi gidip de efendim bir kilo muz aldın geldin hediye Kabak gibi ortada. Poşeti yok, torbası yok. Attın ortala. Şey miyiz burada yani? Sokakta mı oturuyoruz? Gelmişsin eve misafir. insan bir poşet, bir çikolata aldın gel. Hele kız istemeye bilmem ne. Çikolata aldın geldin. Git ondan sonra açık çikolatadan al. Kutusu yok, paketi yok. Glikozlu mu bilmem ne mi? Merdiven altımı mı merdiven üstü mü? Bir şey belli değil. Şimdi adamlar da sana ona göre muamele eder. Hediyenin tipine şekline bakalım. Zaten milleti dolandıracak olanlar da iyi hediyeler götürürler biliyor musun? Ona da dikkat edin. Çok da aldanmayın yani. Çok kaliteli böyle geldiği zaman kutusu kapağı bir de marka bir mağazadan falan sen de zannedersin ki bunlar bize çok değer veriyor. Halbuki kızı alana kadar. Aldın kızı unuttun bizi yapacaklar. Ama yani siz akıllı olun. Bana çok da şeye bakmayın yani kılıf zarfa çiçekler mi çiçekler falan. Sonra görüyoruz o birçok e, efendim kaliteli hediyelerle başlayan e, süreçlerin sonlarında Allah muhafaza ne, ne tehlikeli sonuçlar ne, yani ayrılmayı da bırak. Birbirini öldürüyorlar yani. Onlar sizi aldatmasın. Ama şunu demek de istiyorum. Yani sen şimdi ki sana gelen bir hediyenin kutusu kapağı seni alakadar ediyor. Çünkü aynı koku Aynı koku açıktan verdiğin zaman değeri az oluyor. Bir kutu kokuyu bir kutuya koyduğun zaman kutusunun da kabı falan kaliteli gibi görüntü veriyorsa adam diyor ki bana değer vermiş herhalde çok pahalı bu. Halbuki hiç aynı para. Aynı para ama zarf onu kapak onu ne yapmış? İşte güzelleştirmiş. Yani Mevla senin tabii kalbini bilir. Kimse böyle bir şey yutturamaz. Ama nafileler mümin kulun Rabbine hediyesidir. Sizin beniz hediyesini güzel yapsın, hoş yapsın. Yani ne demek? Nasıl olsa bu namaz farz değil, vacip değil, patküt olmaz. Efendim nasıl olsa ben bu abdesti namaz için almıyorum da işte efendim bir tilavet için, Kur'an tilavet için alıyorum. Bir kere de yıkasam olur. Ya yani bu arada adam. Bu farz için alınan abdest farz olur. Vacip için alınan abdest vacip olur. Sünnet için alınan abdest sünnet olur. Sen şimdi Burada kime değer vereceksin? Hediyeyi kime yapıyorsun? Rabbine. Rabbin en iyisine layık. Onun için hediyenizi güzel yapın, hoş yapın. Efendim, oruçlarınızı da, işte zikirleriniz de, Receb-i Şerif'in ibadetlerini de vesaire, hepsini Allah'a bir hediye yapıyorum. İşte müstehaplarda müsahale yapmayın diyor. Bir şey müstehap diye bundan çok önemli de değil muamelesi yapmayın diyor. Allah ki sevgililerin sevgilisidir, canımızdan ileridir. Onun sevdiği işler de öyle bize gelmelidir ve öylece dikkatle, ihtiyat ile efendim müstehaplerde terk edilmemelidir buyurur. Ve böylece önümüzdeki derste inşallah devam edeceğiz. Evet. Ciğeristan İsmail abinin babasının yoğun bakımda olduğu efendim bir de Kalfa Murat abinin annesinin yoğun bakımda olduğu ikisinde e dua istemişler. İkisi de benim çok yakınım. Allah razı olsun. Yani bu yolda hizmetleri olan, hayırları olan insanlardır. Allah Teala hastalarına acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım amin. Allahum salli ala Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı Muhammed ve Muhammed. İsmail Efendi'nin babasına, Murat Efendi annesine de yoğun bakımlarda acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım ölüleri diriltme kadirsinde. Hastayı mı edemezsin, haşa. Kurban olduğum muhyi ismi şerifinle, şafi ismi şerifinle şifa ya beyle, dertlerine devalar ikram eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle cümlemize sıhhat afiyetlerle, hayırlı uzun ömürlerle, ibadet taatlerle yaşamak nasip eyle. Başlarımıza gelen musibetlerde kazaya, rızalar, teslimiyetler ihsan eyleyip feveran etmekten, usyan etmekten cümlemizi muhafaza eyle. Bu hastalarımıza özellikle taze hayatlar, hayat tayyibeler ihsan eyleyip bir an evvel sıhhat afiyetlerini iade eyle Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ve selleme. Yarın akşam inşallah mübarek Rekahip Gecesi'nin sohbetinde saat 8 çeyrek gece gibi falan ancak tabii. Çünkü iftar payı vereceğiz Bursa'dan. Canlı yayın Selali Gül'den yapılacaktır. Ee, sohbeti kaçırmayalım. İnsanları haberdar edelim. Senede bir kere geliyor Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi Rekahip Gecesi. Bol bahşişler, bol ikramlar, melekler bütün Kabe'ye inecekler, bütün dünyaya yayılacaklar. Bizim günahlarımızın istiğfar edecekler. Biz de agah olalım. Gafillerden olmayalım. Allah Teala şimdiden gecemizi hayırlı mübarek eyleyip hayırla, sıhhatle, afiyetle idrak ederek, ibadet, taatlerle makbul dualarla ihya etmeyi nasip eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve, ve sellem.